Mine Kırıkkanat, 15 Mayıs 2022, Cumhuriyet. Ahlak dinsel midir yoksa cinsel mi? Etik sözcüğü çoğu zaman ahlak kavramıyla eş anlamda ya da ahlakinin karşılığı edat olarak kullanılır. Hatta bazen ahlak etiğin Türkçesidir sanılır. Oysa iki kavram arasında her şeyden önce bir kapsama alanı, bir boyut farkı vardır. Yunanca etika kavramıyla felsefeye mal olan etik, bireysel yaşama yön vermeyi amaçlayan bir mantık kuramıdır. Oysa ahlak insan davranışının kitlesel ve toplumsal boyutudur. Zaten bu yüzdendir ki Latince gelenek görenek demek olan mores kökünden türeyen morale sözcüğünün karşılığıdır ahlak. Özetlemek gerekirse iyilik ve kötülük kavramlarını belirleyen toplumsal kabul ölçüsüne ahlak, aynı ölçünün birey ya da sınırlı bir topluluk bilincine yansımasına etik denir. Böyle derin konular bir gazete sütununda işlenir mi diye düşünebilirsiniz. Oysa ben Türk medyasında bu konulara kafa yoranların düşüncelerine daha fazla yer verilseydi, bugün Türkiye'de herkesin farkında olup ürktüğü ahlaki çöküşün bu boyutlara taşınmayacağına inananlardanım. Eğer ahlak üzerine düşünmezsek, ölçülerini irdelemez, değerlerini yargılamazsak, yayılan ahlaksızlık karşısında ne oldu bize diye şaşmaktan başka bir iş gelmez elimizden. Üstelik bize ne olduğu sorusunun yanıtını da bulamayız. Ve bir gün ahlak üzerinde düşünülmediği için öylesine yayılır ki yoksunluğu, ölçüye vurup vah vah diyebileceğimiz varlığı bile kalmaz. Acı çektirmekten haz almak diye tanımlayabileceğimiz sadizmin isim babası Marquis de Sade, şaşırtıcı ama gerçek, düşünürlerin bin yıllardır kafa yorduğu iyilik-kötülük konseptleri konusunda ahlaktan tamamen bağımsız bir kuram geliştirebilmiş tek filozoftur. Doğru ya da yanlış, en azından ilginç olan Sade'ın kuramına göre ahlak, söylemde neyi gerektiriyorsa eylemde tersini yaptıran bir süreçtir. Marquis de Sade, ahlaksızlık, ahlakın bir ürünüdür der. İster inanırız, ister inanmayız ama tarihte ahlak uğruna işlenmiş cinayetlere, ahlak numuneleri olmaları gerekirken her dindeki muhafazakar müminler arasından çıkan yalancı, sahtekar, hırsız, soyguncu ve hatta fuhuş tutkunu ya da sübyancı din adamlarını düşününce, ahlaksızlığın bizzat ahlak baskısı tarafından tetiklendiği mantığı pek de yanlış değildir. Marquis de Sade bu kuramı en belirgin öğeleriyle Justine romanında tarif eder. Zavallı Justine, romanın akışında ne kadar erdemli, namuslu ve ahlaklı olmaya çalışırsa o kadar cinsel tacize, tecavüze uğramakta ve ahlaksızlığa maruz kalmaktadır. Sade'ın ahlaksızlığı tetikleyen ahlak kuramında tabii ki söz konusu olan din ahlakıdır. Sade'ın yaşadığı ve yazdığı dönemde zaten tüm insanlık ahlaktan dini anlıyor ve din biçimleyip çiziyordu iyilikle kötülüğün sınırlarını. Laik ahlak diyebileceğimiz hümanizma, Sade'ı önce hapisten çıkarıp sonra tekrar tıkan Büyük Fransız devriminin öncü düşüncesiydi, evet. Ama topluma mal olması, yayılması çok zaman aldı. Devrim sonrasına bile denk gelmedi. 200 yıl beklemek gerekti. Günümüzde bile hemen tüm dünyada dine dayalı ahlak, yurttaşlık bilinci gerektiren laik ahlaktan daha yaygın ve kitlesel anlamda geçerli olanıdır. Dine dayalı ahlak, günaha kışkırtırma. Türkiye'de de çoğu insanın ahlaktan dine dayalı ahlakı anladığı ve bunlar için iyilik-kötülük sınırlarının din tarafından çizildiği açıktır. Ama toplumda dinin öngördüğü ahlaki kuralların hemen hepsini delip geçmeye hoşgörüyle bakılmasa bile tepkisiz kalınıp ahlakın niçin kadın cinselliğine kilitlendiğini anlamak kolay değil. İşte tam da bu kapsamda belki Sade kuramına dönmek ve kadınlara yönelik şiddetin, çocuklara yönelik istismarın artışında ahlakın cinselleştirilmişliğini, özellikle de yasaklı kadınlığı aramak gerekiyor. Mine Kırıkkanat.